Logoyu verdin mi kardeşim, gerisi boş. Burada sen yani, bugün doğum tarihini biliyor musun? Ben biliyorum, söyler misin? Söyler misin? Altı Türk'ü falan karıştırmıyor musun? Yükseltmek çok basit bir soru. Yola çıktık ama bir saniye. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 1921. Kulağın duymuyor mu? 21. Biz bu ülkeyi bu hale getiren sizlersiniz. Tamam mı? Sakin. Bu ülkeyi bu hale siz getirdiniz. Ne dış gücü be abi? Yunan dediler adamlar. Ya silah etti seni kurtarmaya geldi buraya. Sonra üstümüz dış güçler. Şey geldi mi Müslümanlığı yok, geldi mi o PKK'lı. FETÖ ile beraber sizdiniz kardeşim. Ha, kendi seçtiği belediye PKK'nın başkanı PKK'nın bayraklarla getirip karşılayan sendin. Şimdi de gelmişler, yok o dış güçler, yok bu FETÖ'cü, yok bu terörist. Başkasını tutan terörist oluyor. Dış güçler seninle dalga geçiyor mu? Dış güçlerle bizim ne alakamız var ya? Her şeyi bağlamışlar. Ben Avrupa'dan geliyorum ey, Avrupa'dan geliyorum ben. Gör Avrupa'yı. Marketler boşmuş. Avrupa, doğru, marketler boş. Sabah doluyor, öğlenleyin boş. Para var adamlarda, para. Alım gücü var. Para var adamlarda. 3 euro et. Al buradan 300 lira. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu iş artık parti meselesi olmaktan çıkmıştır. Babalar evine ekmek götüremiyor. Çocuklar anne bana onu al, bunu al diye ağlıyor. Millet evine ekmek götüremiyor. Biz burada parti konuşuyoruz. Boş verin. Evin tenceresine bakın, tenceresine. Doğru söylüyorum abi. Vatan millet olduğu yerde duruyor. Kimse de alamaz. Evin tenceresine bakın ya. Abi öncelikle ben Çoğlu Roman Dernek Başkanı Bahattin Bektaş'ın yeğeniyim. Şimdi siyaseti bir kenara bırakmak gerekirse size 3 tane soru soracağım. Bütün herkes burada değil mi? Biz Romanlar olarak kendi halkımızı her zaman savunmaya gidiyoruz. 1919'da Türkiye ne yaptı? Bilen var mı burada aramızda? 1919'da Türkiye şapka kanunu yaptı. Almanya ne yaptı? Araba üretti. Ne üretti? Örnek veriyorum, Porsche üretti. 1920'de Türkiye ne yaptı? Kılı kıyafet kanunu yaptı. İngiltere ne yaptı? İngiltere ne yaptı? BMW yaptı değil mi? 1940'ta örnek veriyorum, Türkiye ne yaptı? Tren yaptı mesela. Türkiye, Almanya ne yaptı? Örnek veriyorum, Ferrari yaptı. Biz her zaman bizi tarım ülkesi gördüler. Ben kendim Roman'ım normalde. Çorlu Kore Mahallesi'nde yaşıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Biz kendi halkımızı her zaman savunuyoruz değil mi? Türk kardeşlerimize gelince, Roman'ın birbirini savunuyor mu? Savunmuyor mu? Ya yürü git Allah aşkına, yalan söyleme. Daha dün benim evime gelmiş, hırsızlık yapıyor benden. Neyini savunuyor? Bir dakika abi. Bir dakika bir dinleyelim. Herkesi abi birbirine kıyaslayamazsın. Bak burada doğulu arkadaşlarım var değil mi? Biz bak bir dakika. Burada doğulu arkadaşlarım. Gogo'yu verdin mi kardeşim, gerisi boş. Burada doğulu arkadaşlarımız var değil mi? Aynen abi. Neresin kardeşim? Yok, Romanlar değil. Bak bir dakika, neresin? Diyarbakır abi. Diyarbakır. Ahmet, sen? Ben Kars'ım abi. Tanıyor musun birbirinizi? Ama adamlar birbirini kardeşim savunuyor. Abi. Bak adamlar birbirini savunuyor. Abi. Biz her zaman kendimiz hiçbir zaman savunmadık. Siyasete gelince Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa dedikleri aslında artı altı normal bir EDP de var içinde. Hepsi var abi. Hepsi var değil mi? Erdoğan da var. Adam kendi SSK dönemini hatırlayan abilerimiz var burada. SSK dönemini yönetemeyen bir adam ülkeyi hiçbir zaman yönetemez. Adam İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak kağıda okuyan bir adam ülkeyi yönetemez. Osman Kavala'yı biliyorsunuz, gez olaylarını yapar. Osman Kavala'yla beraber EDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen bir adam bir şey yapamaz. Bakın, özgürlüğe gelince ekel dikmekle, laf söylemekle icraat olmuyor. İcraat nedir normalde? Herkes bilir, bir şey yapmaktır, bir şey faaliyet etmektir, tamam mı? Biz AK Parti olarak her zaman bir şeyi icraat ettik, vaat ettik, vaat ettiği günde yerinde de yaptık. Bakıyoruz heykel. Hayatın tamamını koydunuz. Erdoğan kardeşim. Adam kalkıyor, heykel dikiyor, Türkiye yürümek istiyor. Heykel dikmekle Türkiye yürüyebilir mi? Yürüyebilir mi heykel dikmek? Kardeşim ben de sana soruyorum. Ben bir yüzükle geldim. Bu kardeşim heykel dikti diyorlar ya. Bir heykel daha alıyor. O 22 seneden beri ülkenin başında. Ya bu en büyük heykel şu an o. Seçimle gelen seçimle gider. Oy verin gönderin. Başka bir şey yok. Oy verin gönderin o zaman. Bak sana, bu ne biliyor musun? Bak senin yaptığın ne biliyor musun? Bak Türk milleti şöyle insandır. Şuradan bir dakika dur. İşte, amca gel sen. Yani gün doğum tarihini biliyor musun? Ben biliyorum. Söyler misin? Ya ben söyleyeyim, bilsem ne? Bir dakika, ölümünü söyler misin? Dur.
ne olmuş? Ölümünü söyler misin? 38 ne olmuş? Türkiye Cumhuriyeti zaman kuruldu. Ne yapacağız? Ya Allah! Ya ben siz siyaset yapmıyorum ki ben sana. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Ya sen bana Atatürk'ü savunma. Sen Atatürk'ü savunma. Şu an anlat bana. Bana şu an anlat. Çok basit bir soru. Yola çıktık ama bir saniye. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Çok basit bir soru. 1920. Sana soruyorum. Allah'ım ya Rabbim. Sana soruyorum. Tamam söyledim işte. Tamam da hayır senin amacın ne? Hayır yani amacın ne? Bilgi bilmeyen bir insan nasıl bir şey yapabilir? 1921. Kulağın duymuyor mu? 21. Dur. Bir 21'de ne oldu? 23 be sen de. Dur bir dakika. Evde zeytin yok, peynire kafa atıyoruz. Atatürk'ten bahsedin. Atatürk yaptı. Niye bozdu adam? Adam niye bozdu? Sen 700 kuruş tarihine çıkmıyorsun. Hayır bak şimdi Atatürk yaptı. Tamam Atatürk'ten nefret ediyorsun da niye muhabbet mi yapıyorsunuz ya? Ben nefret... Sen Atatürk'ü seviyorsun daha. Dur. Senin liderin değil mi? İki sarhoşun kurduğu ülke diyen. Adam Atatürk'ü falan karıştırmıyor musun? Yükseltmek sürpriz. Hayır, adam yaptı, etti. Nerede yaptıkları? Yaptıkları nerede? Sen gelmişsin, biz şu anda düz ülkenin halı gibi şartı güzeldeyiz. Sen gelmişsin, şu anda Türkiye kaçtı. Şarablaşıyoruz, sen buna gel. Boş ver. Ya, medeniyetten uzaklaş. Medeniyeti bırak. Ablacığım sen kitap bile okumuyorsun, gözünü seveyim. Sen bırak kitabı kardeşim. Kardeşim bak buraya. Evde zeytin yok, peynire bam bam kafa atıyoruz. Onu ne yapacağız? Kaynakçıyım, işsizim. Telefonunuz kaç. Telefonunuz kaç. Ya. Telefonu bırak bak şu kadar. Her gelen telefonunu çıkar. Yok tarifleri de hastaneye. Ne yesin bu millet abi? Ulan hastane yaptınız da hastane. Sırayla konuşalım abi bir saniye. Tartışırken. Tartışırken. Abi her taraftan bir ses çıkıyor. 1970'lerde Kemal Sunal filmleri çekilirken bir saniye ama önce bir saygı dedim ya 70'lerde tüm bizi o kadar güldürürken eğlenirken gerçekleri söylediğinde ben yaşadım, mazot yok, benzin yok, yağ zam, tüp yok. Bak kardeşim biz bunları yaşadık. Tamam. 1998'de dinleyin ama lütfen, ben müthiş bir kitap okuyorum. Size sayarım tüm yazarları da. 98'de traktör aldım, çiftçiyim. %40'la, %40% bak düşük faizle traktör aldım. Fakat imzaları da aldım. Nereye geleceğim? %160'la bana 1999'da ödettiler onu. %160'la. Bugün için bir saniye bağlayacağım. İki yıl önce küçük bir traktör. Bilen bilir, 444 enter. 6000 liraya aldım. Param yetişmiyor diye bir kredi kullandım, 6000 liralık kredi kullandım. Borcum 6000 lira. Bugün traktör sahibi oldum. İkinci traktörümdü. Demek istediğim, faiz olmayan bir ülke çalışıyorsak, eğer mesleğinde güzel bir meslek, sakın peynirim yok, bilmem neyim yok, sakın zeytin yok, hanımefendi söyledi. Yani bak. Bu adama iş veriyorlar, bak çok özür dilerim. Bu adamın işi var aslında. Ama adam meslek sahibi, meslek öğrenmiş, adama diyor ki asgari ücret diyor. Adama diyor ki beden işçiliği yaptırıyor adama 12 saat. Hammallık yaptırıyor, asgari ücret diyor. Hakkını alamıyor millet, hakkını. 2020 yılında peynir 70 lira. Asgari ücret 2,5. Bugün peynir 150 lira. Bir söyleyeceğim. Bugün peynir 150 lira oldu. Asgari ücret de 8500 oldu. Ve şu an için ben buraya bak Pehlivanköy'den geldim. Alıyorum. Bir dinler misiniz? Pehlivanköy'den. Köprülüyüm ben de. Güzel. Güzel. Hiç tüm çocuklarım da damatlarım da çalışıyor. Asgari ücret 8500 lira deniyor ama. Ev var mı evi? Var. Ev birisi anlatırım koçum. 10 bin kişi var ya, siz bu ülkeyi bu hale getiresizlersiniz. Tamam mı? Sakin. Bu ülkeyi bu hale siz getirdiniz. Hala konuşuyorsunuz ya. Bir tane fazla olun saygı duyayım. Bir tane. Bu ülke bak
bu ülke bu ülke bir tane farklı olur. Hiç sormadan sordular da. Tamam. Hadi bir girdik.